Arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizler için un kurabiyesi yapacağız. Malzemesi çok az, çok basit. Hemencecik yapabileceğimiz bir kurabiye. Bunun için malzemelerimiz 4 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurta, 1 kabartma tozu, 1 vanilin, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su çay bardağı sıvı yağ, 250 gram tereyağı, alabildiği kadar un. Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi tereyağımızı ve sıvı yağımızı 4 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 1 vanilin, bütün malzemelerimizi sırasıyla alıyoruz. Kabartma tozumuz. Evet arkadaşlar, şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Malzemelerin hepsinin birbiriyle özleşmesi lazım. Evet arkadaşlar, un ekledik. Alabildiği kadar un demiştik. Tekrardan ekleme yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu un kurabiyesi arkadaşlar bir fırın tepsisi kadar. Sizler dilerseniz daha sonradan malzemeyi çoğaltıp iki tepsilik de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamur yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Hem pratik hem kolay hem malzemesi çok az olan bir kurabiye. Tekrardan un alalım. Ele yapışmayacak, kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Gayet güzel toparlandı. Ne kadar arkadaşlar hamuru yoğurursak o kadar güzel kıvam elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuza şekil verme zamanı. Hamurumuzu masamızın üzerinde böyle elimizle düzelttik. Şimdi bir çatal yardımıyla şekil vermeye başlıyoruz. Şimdi bıçakla keselim. Bir borcam kasemiz vardı. Onun içerisine sırasıyla aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirelim ki dağılma yapmasın. Evet arkadaşlar, tekrardan yine hamur alalım elimize. Elimizde masanın üzerinde yuvarlayalım. Fazla kalın olmasın. Tekrardan çatal yardımıyla şekil veriyorum. Keselim.
Borcamımızı alalım güzel. Çayın yanına hemen hazırlanacak bir kurabiye. Çok basit, dediğim gibi pratik. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir tepsilik kurabiyem bu şekil. Şimdi arkadaşlar, geri kalan hamurum vardı. Bunun içerisine birkaç damla gıda boyası ekliyorum. Renkli olacak bu kurabiyem de. Şimdi güzelce karıştıralım hamurumuzu. Tabii rengi elde edebilmem için pembemsi bir renk alıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kullandığım gıda boyası böyle güzel bir renk verdi. Şimdi şekil verme zamanına geçelim. Tekrardan birazcık elime aldım. Masamın üzerinde hamurumu yuvarlayarak şekil veriyorum. Şimdi arkadaşlar, çatal yardımıyla tekrardan şekil veriyorum üst kısmına. Bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Borcamımı alıyorum. Rengi gayet güzel, şık. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerimi şekillendirdim. Şimdi ise fırına gitme zamanı. Fırından çıktıktan sonra arkadaşlar tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi kurabiyemiz fırına gidiyor. Şöyle fırına koyuyorum. Yaklaşık 20-25 dakikaya kadar hazır. Hazır olduktan sonra tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gayet güzel bir kurabiye elde etmiş olduk. İki renkli oldu kurabiyelerimiz. Yapımı gayet kolay, basit. Evdeki bütün malzemelerden oluşturabileceğiniz bir kurabiye. Sizler dilerseniz tek renk, renkten de yapabilirsiniz. Ama ben iki renkli istediğim için böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünkü videom da buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Destek olalım arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.